Yani kör mü kalacaksın? Maalesef öyle Nazlıcığım. Yani Selena yapılacak hiçbir şey yok dedi. Of ya, çok üzüldüm. Merak etme, biz hep senin yanındayız. Hiç ayrılmayacağız. Teşekkür ederim Nazlıcığım. Ama lütfen bu sırada görmememden faydalanıp tokalarımı kullanmayın, tamam mı? Tamam. Ayrıca Leyla, o turuncu toka sana hiç yakışmamış. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Hırkanın kolunda da leke var. Aa, hemen temizleyeyim ben bunu. Selin? Evet, görüyorum. Size şaka yaptım. Selena gözlerimi düzeltti sonunda. Yaşasın ablam görüyor. Of ya, nasıl da kandırdın. Aa, kızlar biz mi yanlış geldik yoksa burası eziklerin tuvaleti mi? Kıvılcım, yani gerçekten çok komiksin. Sağ ol. Kıvılcım, sen gidip şiir okusana. Ay yani pardon, şiir çağırsana diyecektim. Aa, niye okuyacakmış ki? Kıvılcım o şiiri Ozan çok seviyor diye okudu bir kere. Değil mi Kıvılcım? Dilara, sen kendi kendini kapatabiliyor musun yoksa ben devreye gireyim mi he? Yok, ben kapatırım. Güzel. Ay, burası da böyle leş gibi ezik kokuyor. Bari bunu sıkalım da birazcık. Kokmayalım ya, dur. Bana da bana da. Kıvılcım ne yapıyorsun? O elindeki deodorant Ozan'la dost değil. Ay, deodorant niye Ozan'la dost olsun ki? Aa, doğru. Siz küresel ısınmayla ilgili kumpanya hazırlamıştınız değil mi? Ay kızlar, bir düşünsenize. Dünyanın geleceğini bu üç ezik kurtarırmış. Ay koparım gülmekte. Burada böyle. Nasıl, siz kendi kampanyanıza bakın. Evet yani Kıvılcım. Burada küresel ısınmayla savaşmak için ağaç dikeceğinize olan ağaçları da kesip golf sahası yapmaya uğraşıyorsunuz. Aman canım, siz zaten ne anlarsınız ki golften? Hatta golf sopası görseniz böyle bakarsınız baston mu değil mi? Ay, aman boşver. Beyni golf topundan daha küçük insanlarla uğraşmayalım. Zaten herkes biliyor kimin projesinin daha faydalı olduğunu. Aa, gerçekten mi? Kimin projesi daha faydalı? Ben bir saniye sus ya. İki dakika. Tamam. Ağaçları keseceğiz, onun yerine golf sahaları yapacağız. Atayım ben. Kıvılcım bak, televizyoncular geldi. Onları ben çağırdım ya. Kolay gelsin. Ben arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Kampanyanız hakkında bilgi alabilir miyiz acaba? Tabii verelim. Kampanyamız gereksiz ağaçların kesilip yerlerine golf sahalarının açılması şeklindedir. En başta da okulumuza golf sahasının yapılmasını istiyoruz. İstiyoruz. Ama ağaçların kesilmesi iyi bir şey mi sizce? Evet. Eğer faydalı bir iş için kesilecekse neden kesilmesin? Sorarım size. Golf de gayet faydalı bir spordur. Peki, anlıyorum. Size kolay gelsin. Benim sesim çok güzeldir. İsterseniz arkadaşlarım vokal yapar, ben de şarkı söylerim. Hır ya. Derdini söyle. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sizin kampanyanız hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz acaba? Tabii. Biz de küresel ısınmanın engellenmesi gerektiğini ve bunun çok vahim sonuçlara yol açacağını anlatmaya çalışıyorduk. Büyük küçük herkes bir şeyler yapmalı. En basitten gereksiz yere yanan lambaları kapatmalıyız, değil mi? Evet. Yani gidebileceğimiz başka bir dünya olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bu yüzden dünyamıza sahip çıkmamız gerekiyor. Ağaçlar kesilmemeli. Sonuçta ağaçlar da dünyamızın nefes almasını sağlayan ciğerleridir.
Buzullarda kutup ayıları örmeye başladı. Gidebileceğimiz başka bir dünya yok. Küresel ısınmaya karşı hep birlikte...